Lisede bir edebiyat hocam vardı, Muhammed Benli. Bir gün çirkin kadın yoktur, bakımsız kadın vardır sözüne karşılık dedi ki herhangi bir kadını, en güzel bulduğunuz kadını sabaha karşı bir saatte uykusunu almadan uyandırın bakalım. Gün sabah 5'te uyandım ve aynaya baktığım zaman Muhammed Hoca'nın sözü geldi aklıma. Şu an saat 7 çeyrek yoldayım. Bugünü, bu haftayı, bilmiyorum kaç günü alabilirsem vloglamayı düşünüyorum. Şimdi Fındıklı'da buluşma noktası belirledik. Kalbenin yeni klibinin çekimi var bugün. Onun için toplaşmaya gidiyoruz. Merhaba seksi kadın. Nasıl duruyor orada? Karnını daha takmadın değil mi? Ayça'ya bak şöyle ya, çok güzelsiniz. Bir de birbirleriyle muhabbet ediyorlar. Çok iyi. Sen niye şarkı söylüyorsun? Ben şarkıcı olduğum için. Ya. Bak 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 nasıl koşuyorlar bak. İranur'a bak ne tatlı, bak kameraya da bakmıyor. İkisi sen de çok... Niye uzun kolu buraya yaptın? Çünkü çok gitmeniz için o işaret denir ona. Hadi yavaş yavaş gidin bakayım. Sizi böyle melekler gibi bırakıyorum orada. Gidin diyorum. Ben de gidiyorum. Hiç huyum değildir ama bu sabah vlog çekmeyi unuttum bir anda. Son anda saçlarım yapılırken vlog çekiyordum falan diye başladım bugüne. Annemin saçları kesildi hangarda. Şimdi bu taraftanmış. Victoria Beckham'la Estée Lauder'ın yeni koleksiyonunu görmeye geldim. Şöyle şu yakışıklılığın bir gözüksün ya. Ya senin yerin bugün çok iyi olmuşsun, biliyor musun? Gerçekten iyi olmuşsun. Estée Lauder'dan sonra burada da. Daha artık bir gün içerisinde kaç kez karşılaşabiliriz? Şey yapıyoruz, challenge yapıyoruz.
Müthiş sağlıklı bir yemeği hak etmiştik gerçekten. Değil mi? Evet. Çok acıktım. Çok. Anlatın mı? Az önce favoriler videosunu bitirdim. Dün bütün gün yatmıştım. Şimdi şu ışıkları toparlamam gerekiyor. Ondan sonra annemle beraber kahve içmeye çıkacağız. Seni yerim, yerim. Bugün 27 Ekim Cuma. Dün hiçbir şey yapmadım. Bütün gün evdeydim, yattım. Hatta gün ortasında bile uyudum. Çünkü benim şöyle düzenlerim oluyor. Mesela 2 hafta, ortalama 2 hafta sınırım. 2 hafta çok yorulduysam sonra bir gün off vermem gerekiyor ve gerçekten off yani. Hani hiçbir şey yapmadan uyuyor olmam gerekiyor. Dün öyle bir gündü benim için. Yataktan çalıştım, biraz bilgisayardaki işlerimi hallettim falan. Gün ortasında uyudum, akşam tekrar erkenden uyudum. Anneciğim evdeydi, beraber bütün gün evde takıldık. Şimdi bugün sabah videomu çektim. Bir işim vardı, onu tamamladım, teslim ettim. Ondan sonra şimdi beraber kahve içmeye gidiyoruz. Evet. Kızımla beraber şöyle güzel bir İstanbul'u gezeceğiz. Evet. Şimdi Erman da gelecek, onu bekliyoruz. Hatta gelmesi gerekiyordu, geç kaldı. Her zamanki gibi. Her zamanki gibi değil. Aslında hep kim geç kalır? Ama ben varım hayatım. Hep ben geç kalırım. Müthiş geç kalırım. Ama bu sefer Erman geç kaldı, anlamadık. O gelsin. Şimdi kahve içmeye bir arkadaşımızın yanına gideceğiz. Sarkan'ın. Serkan da dünya tatlısı bir çocuk. Olursa. Benim bütün arkadaşlarım pamuk ama. Hepsi evet, pamuk biliyorum. Yani. Hepsi çok şanslıyım çok... o konuda ben. Hadi ha. Erman. Annene çekmişsin o konuda. Seni yerim. Erman gelsin artık. Senin herhangi bir şeyinin güzel çıkmama ihtimali yok bu hayatta. Ne? İltifat ettim. Sağ ol bebeğim. Teşekkür ederim. Açmıyor. Biz daha evdeyken 3 dakikaya hazırım demiştim. Hatta 3 dakikaya çıkıyorum dedi. Erman ifşa olsun bu video. Açmıyor valla. Numarayı söyle, ben arayayım. 0537. Açmıyor. Açmasın ne olur. Açarsa bozulurum yani. Ne demek benim telefonumu açmıyor. Alo Erman. Kandırıyorsun şu an. Merhaba. Oğlum seni bekliyoruz benden beri. Kandırıyorsun şu an. Kandırıyor musun? Hayır canım, Erman'la konuşuyorum. Ver bakayım. Bir dakika. Ya kandırıyorsun. Beni niye açmadı? Anne yemin et. Bakacağım. Vallahi bir dakika veriyorum. Evet. Ay konuşuyorsun, inanmıyorum. Evet. Evet. İnanamıyorum şu an. Kırıldım şu an. Pis kırıldım yani. Gülme hiç. Gelsin hesap soracağım. Şaka kıskandı. Yapıyorum zannediyorsun ama kıskandım artık. Aa, çok geç bozuldum. Neden canım, o da bir oğlum benim. O zaten senin oğlun. E tamam. E ben de onun kardeşi olarak kıskanma oğlum, hakkına sahibim olabilir. O zaman. Gülmemiş. Şimdi bana bir açıklama yap. Normalde ben bekletmem. Şurada beni bilir. Evet, bunu ben ama, kayıt altında da söyledim zaten. Evet. Ama? Ama şöyle bir şey oldu. Saçlarımı dün yeni boyattığım için giydiğim hiçbir şey uymadı. O yüzden giyinme sürem arttı. Senin telefonunu da şu yüzden açamadım. Buna cevap ver, evet. Beni açmayıp annemi açman. Çünkü içeride 3 kere telefon çaldı. İçeri gidip eve, yani odaya dönseydim, senin yanına yaklaşık 20 saniye daha gecikecektim. Ben de dedim ki arayan kimse beklesin. Bilmeden beklettim. Sonra tam telefonumu şarjdan alıp çıkarken numaraları bilmediğim bir numara arıyordu. Kim bu deyip açtım. Aslında bu kadar basitti yani. Beni açmamazlık yapmadın değil mi? Görüp de niye açmıyorsun? Asla zaten, değil mi? Annenin telefonunu da son dakika falan açtım herhalde. Bayağı evet, çalıyordu evet, çünkü. Evet çaldı, epey çaldı. Beni çok seviyorsun değil mi? Çok. Hadi gidelim. Hadi bakalım. Stella. Merhabalar. Sarılabilir miyiz acaba? Tabii. Çok yani. Özledim de. İyiyim, sen nasılsın? Merhabalar. Güzel tamamlar. Güzel çiçeklerime bakın ya. O kadar güzeller ki. Bayıldım. Şimdiye kadar aldığım en güzel çiçekler olabilirler gerçekten. Notumu da göstermek istiyorum. Bu da aldığım en tatlı notlardan bir tanesi.
Şimdi bunu güzelce katlıyorsunuz, koyuyorsunuz cebine. Ondan sonra bir çıkarıyorsunuz, işte böyle. İşte böyle. Hiç hoş değil. Değil gerçekten. Başak geldi İstanbul'a. Senfoni orkestrasıyla konserleri var, onun için geldi. Hemen arada bir kaçamak yaptık, mini bir kaçamak. Okuyabilmemiz için bize bir şekilde bütün vermesi gerekiyor Meto'nun. Meto'nun dörtlük verecek mesela. Tamam. Senin kaç tane vuruş beklemen gerekiyor? Bunu okumak için. Bunun içinde kaç tane vardı? Dört tane beklemen. Evet, dört vuruş beklemen lazım. Bunu uzatacaksın. La. Böylece birbirlik la söyledin. Tamam. Peki. Ama bono söyledin. Bono ne demek? Konuşma sesimizle notaları okumak demek. Melodi yok. Do, re, mi. Bunun adı neydi? Bono. Bono. Tamam. Evet, şimdi. Çok heyecanlandım. Şu an ilk sınavım. Ritimde ilk sınavım bu. Şimdi bak, bunları kullanarak bana dört tane tamamla. Dörtlük. Gidiyor gönlümün efendisi. Hiçbir şey anlamadım ben bunu. Valla ben bundan hiçbir şey anlamadım bu sefer. Gerçek söylüyorum. Daha dün demedin mi sen çok güzel dolu dolu vakit geçirdik diye? Dolu dolu vakit geçirdik ama doyamadım ki anlamadım. Çünkü beni çok seviyorsun. Çok seviyorum. Ama ben seni daha çok seviyorum. Sen benim kadar çok sevemezsin. Bir ana kadar evlat o kadar çok sevemez. Sever. Evlatlar annelerini daha çok severmiş. Öyleymiş. Neyse bir ay sonra babamla geliyoruz. Evet, babandan geliyoruz. Baban emekli oldu gibi hemen geliyoruz. Öyleyim. Babamın emekli olmasına en çok bu yüzden seviniyor olabilirim. Daha çok sana geliyoruz. Senden sonra Balıkesir'e Allah nasip ederse annemin mezarına, oradan da teyzene. Ondan sonra bilmiyorum artık babandan ne yaparız. Şöyle turnu yaparız bir şey mi? Oh, keyfinize bakın. Aşkımdan. Seni yerim ya minnoşum. Amin. Amin. Herkes mutlu olsun. Herkes amin diyor şu an. Kuşu yakalayamadım. Güzel ya. Çok güzel oldu. Ay ne güzel bir gün bugün ya. Bir misafirimiz var. Merhaba. Sen de mi bizle uzanmak istedin? Merhaba. Çok tatlısın be. Ay sen çok güzelsin. Kanalımdasın artık. Söylemek istediğin bir şey var mı? Ay sen ne güzelsin ya. Isıracağım ağzını burnunu. Oy. 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 Erman. Ay ölürüm ya. Çok keyifli bir pazar günü. Dur şu tarafı alayım. İkimiz birden çıkamıyoruz. Bu işler böyle. Kadraja sığmıyoruz ikimiz de. Çünkü dünya çok küçük. Nasıl yapsak da ikimiz çıksak? Gülşin'i al ve beni al. Hayır, böyle ama yan izlemeleri gerekir böyle. Bizi yan izler misiniz arkadaşlar? Bence izlerler. Çünkü vlogu bitiriyorum artık. Bugün 29 Ekim Pazar günü. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun öncelikle. Tabii ki. Atam, izindeyiz. Bugünün kapanışını beraber yapalım. Bu vlogun kapanışını. Ama böyle içinden gelen bir şeyler varsa onları söyle. Bu arada yani ben tanıştırmadım ama Erman benim 20 seneden fazladır en yakın arkadaşım. O benim. Beraber büyüdük. Böyle duygusala bağlayasım var şu an. O yüzden bugün kapanışı beraber yapalım istedim. Böyle söylemek istediğim bir şeyler var mı? Belki tavsiyede bulunmak istersin. Belki bir şeyler hatırlatmak istersin hayata dair. Bizi izleyenlere. Bugün yanlış gün. Şöyle. Bugün evet. Bugün biraz hassas olduğumuz bir gün ikimizin de. Evet. Niye öyle bilmiyoruz. Böyle sabah uyanırsınız da bazen böyle gereksiz bir duygusallık olur ya üzerinizde. Öyle bir moddayız. Çok böyle şey. Garip garip bir haldeyiz ya. Bilmiyorum neden. Hadi kapat. Bir şeyler söyle kapat. Arkadaşlar. Size şunu söylemek istiyorum. Lütfen seviyorsanız bugün bu videoyu izledikten sonra arayıp seni seviyorum deyin. Çünkü kaybettiğiniz zaman bazen çok geç olabilir ve o yüzden bazı şeyleri geç olmadan yapın ya. Ama yani, bu şey değil.
Böyle illa sevgililik değil yani. Tabii hani ki değil. Sevginiz... Hayata dair her şey. Evet, evet. Çok duygusal olduk. Çok duygusal. İşte böyle bir moddayız bugün. Ve sebepsiz böyle bir moddayız yani. O zaman olsun. Hep mutlu olmaya çalışın. Bir şey istiyorsanız çabalayın yani. Daha ne yani diyeyim? Daha ne olsun? Daha ne olsun be zaten. Ne diyelim? Valla mutlu olursunuz. Hayatın sırrı bu. Mutluluğun sırrı bu be. İstiyorsan çabala. Geç olmadan elde et. Yaşa. Ve değerini bil. Ve değerini bil. Bu kadar ya. Çok basit. Hayat kıymet çok bilmek basit. Gerçekten zor bir şey değil arkadaşlar. Vay be. Neler Vay söyledim. Be. Ne konuştum ben. Biliyorum bu kadar uzun dakikayı hep yatay izleyecekler. Dikey. O zaman tamam. Daha fazla işkence yok. Aynen. Sizi çok seviyorum. İyi ki varsınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. İyi eğer beğendiyseniz. İyi ki şöyle var. Nasıl iyi ki sen varsın. Acıdı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.